Evet, vur abalıya demişler. Vurun Sinan Oğan'a. Bakalım nereye kadar vuracaksınız? CHP'li tanıdıklarım bana seçim sonuçlarını sorduklarında demiştim ki Kemal Kılıçdaroğlu %45 oyu var demiştim. Sayın Erdoğan'ı da %51-52 tahmin ediyordum. Çünkü daha önceki videolarımda da YouTube'da ekonomiye rağmen, kötü olan ekonomiye rağmen Erdoğan kazanacak demiştim. Bu iddiamı da AK Partili dostlarım da sürdürüyorum demiştim. Görünen o ki ikinci turda da zaten Sayın Cumhurbaşkanımız kazanacak. Yani Sinan Oğan olsa da kazanacak veya başka birileri olmasa da kazanacak. Zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu alan Cumhur İttifakı da seçimleri aldığının bir göstergesi olarak görür halkımız. Şimdi Marmaris'te bu bir ilçe başkanı dermiş ki şu ilçe başkanı çalıştı da ne oldu? Kaç oy oldu? Ben akşama kadar oturdum. 500 partimizin oyu 500 tane düştü. Sorun yok dermiş. Siz hazır yemeye devam edin bakalım. Nereye kadar devam edeceksiniz? Bu ikinci tur seçimlerinden sonra sizler de bu genel merkez herhalde çağırır sorar bu oylar niye düştü diye. Efendim? Temel onu yazdı. Temel bunu söyledi. Temel şunu söyledi. Saldırın Temel'e. Saldırın bakalım. Temel de bir gün size saldıracak. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Ben de bir gün size saldıracağım. Biraz daha sabır. Biraz daha bekliyorum. Bekleyelim biraz daha. Bu sizden çekindiğim veya sizden korktuğum değil. Bu sadece zamanı değil diyorum bazı şeylerin. Zamanı geldiğinde Temel Irmak da size gerekeni yapacak. Gerekli cevabı verecek. Her şekilde, her türlü cevabı verecek. Efendim? Görüşeceğiz. Görüşeceğiz beyler. Beni konuşmaya devam edin siz.